...kesindeki yazılanlara ya da satır aralarına ters düşmeden ama yeni bir yön göstererek bir çağrıda bulundu. Sol blok oluşturabiliriz dedi. Bir de onu görelim. Selahattin Demirtaş'ın Diken.com.tr'ye gönderdiği yazıdan bir başka bölüm. Diyor ki, kişisel ve partisel çıkarlar gözetilmeden güçlü bir sol blok inşasına gidilebilir. Bu sol blok tüm demokratik partilerin içine dağılıp seçimleri ve sonrasındaki süreçleri emekçiler lehine etkileme gücüne ulaşabilir. Tüm demokratik partilerin içine dağılmak ifadesini aklında tut soracağım. E, i̇lle de herkesin bir tek partide buluşup birleşmesi de gerekmiyor. Uygun yöntemlerle solu iktidar ortaklığına taşıma gayreti içinde olmak gerekir. Meclise, bürokrasiye ve iktidara Olabildiğince nitelikli, birikimli sol emekçi kadroyu taşıyabilmek temel hedeflerden olmalı. Burada önemli olan isim değil, burada önemli olan parti değil, burada önemli olan nitelikli, birikimli soldan yana, emekçiden yana bir kadroyu olabildiğince iktidara, bürokrasiye taşıyabilmek daha güzel bir dünya işte böyle mümkün olabilir açıkçası. Ama şu enteresan ve önemli. E, tüm demokratik partilerin içine dağılıp, şimdi bakın nasıl Türkiye İşçi Partisi doğdu böyle bir e, imkandan yararlanarak e, işte HDP ile mesela e, meclise girdiler. Ya da CHP'den meclise girip de bir milletvekili de tipe geçti. İlla diyor bir partide birleşmek de gerekmiyor. Bir partinin yanında yer almak da gerekmiyor diyor. Sen bu çağrıyı bir nasıl buluyorsun iki uygulanabilir buluyor musun şimdi e, bu bir fikre çağırıyor Demirtaş yani hı hı. sol ve emekten yana e, düşüncelerin partiler içinde e, savunulması yani o partiler içinde e, ki e, bu fikirlere yakın insanların örgütlenmesini ve mücadele bu amaçlı mücadele etmesini öngörüyor bir ikincisi dışarıda insanların da bu partilere katılıp bu yolda mücadele etmesini istiyor. Yani partilerin hareketlenmesi lazım. Soldan soldan yana, emekten yana e, bunların ne oldukları tartışılabilir tabii. Orada bunları saymamış Demirtaş. Oradaki, ya buradaki tabii ki şu kadar ağır bir baskı içinde bir eşitsizlik var. Müthiş bir eşitsizlik var. Her konuda eşitsizlik var ve dünya, anayasada anayasanın öngördüğü Emekten yana ve eşitlikten yana, fırsat eşitliğinden yana hiçbir maddesi hemen hemen uygulanmıyor. Böyle bir durum da söz konusu. Solcuların biraz bunları ön plana alması lazım. Ben şunu önermiştim aslında. Geçen geçen Cumartesi günü gene bu İzmir'de bir şey olmuştu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne bayrağının altı ok bayrağı var ya. Altı ok bayrağına bir, üç tane daha bayrak eklemesini, ok eklemesini istedim bir yeşil ikincisi emek üçüncüsü de bilim. Yeşil derken çevre. Çevre, doğa vesaire evet. falan. O o ekibi. Hayvan Cumhur hakları her şey var. Her zaten şey var içinde. içinde. Yani geleceği temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku geçmişin bir parçası. Tabii ki geleceği de içeren bir sürü unsurlar. Yeşil içiliyor. bilim ve emek. 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 Bunların çok net bir şekilde burada ifade edilmesi lazım. Yani. Burada şu üç tane öneri önerim benim. Geleceğin e, partinin gelecek perspektiflerini güçlendiren e, ana başlıklar olacak. Hatta şunu söyledim. Cumhur, 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 Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yeşil, yeşil kanat daha açıkça yeşil bir kanat ol, ol, olabilmeli. Yeşil partiler var ülkemizde. Onlar çok zayıf. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir e, Varlıklarını ciddi bir şekilde e, sürdürebilirler ve parti de bunu kendi kolları e, kanatları altına alabilir ve parti zenginleştirici bir açılım getirir. Emeği çok net bir şekilde ifade edersek burada aynı zamanda e, partinin emek yönündeki politikalarını e, politikaları e, politikalar oluşturmasına bir e, ana program olarak zemin hazırlar Cumhuriyet Halk Partisi ve geniş bir çoğunluğu kaplar. Bir de bilim. Bilimi vurgulanması lazım. Çünkü bugün bilimi ve teknolojiyi kendi bayrağına yazmayan devlet bunları yazamıyor zaten. Bir parti, bir ülkenin ve bir geleceğinin çok sınırlı olduğunu biliyoruz burada. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi bütün bunları, Demirtaş'a bağlayacağım bunu. Demirtaş da aslında... Biraz bunları da e, çağrıştırıyor söyledikleri parti içinde mücadele. Ben bunlara daha bir resmiyet kazan, kazandırılması için e, partilerin, sadece Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmak zorunda değil, diğer partiler de ana ilkelerinde bu, bu üç tane olayı koymak zorundalar diye düşünüyorum. Geleceği görmek ve ülkeyi geleceğe taşımanın ana sütunları olarak. Ee, bu arada e, Selahattin Demirtaş, ee, yazısının bir yerinde e, diyor ki e, Halk TV'de bir röportaj izledim diyor. Sevgili Gülgün Gündüz'ün e, röportajı. Bir işçi e, gözleri dolarak konuşuyordu. Onu diyor tekrar tekrar diyor izleyin diyor ya da sözlerini okuyun diyor. E, ve unutmayın diyor. Hakikaten unutmamak lazım. E, o e, röportajı tekrar bir izleyelim gerçekten bir e, diskin bir e, açıklamasının sırasında e, Halk TV mikrofonla konuşmuştu. E, hakikaten unutmayalım. E, bu oluyor. gözlerim doluyor. Yani bir kot pantolon 170 liradan başlıyor. Bir gömlek 150 liradan başlıyor. Yani üniversiteye gidecek tabii. Üniversiteye gidecek kızım. Kızım almadan geri çıktı, bir tane gömleğe kaldı. Baba dedi pantolonu almayalım. Örnek veriyorum, ben mesela işe çıktığım zaman bir işçiyim, iş iş, iş işe gideceğim. Ya bir simit günü kahvaltı yapmaya çalışıyoruz. Yanda meyve suyu bile almıyorsunuz. Bakın korkunç bir şey biliyor musunuz? Bir, bir, içi... bir günü geçirdiğiniz oluyor mu? Tabii oluyor. Yani sonuç itibariyle sizin aldığınız ücret belli. Yani simit alacaksınız yiyeceksiniz ki yanında meyve suyu almayacak. Bütün işçiler hemen hemen böyle. Bazı aç aç çalışan işçiler de var yani ülke şartları için konuşuyorum ben. Bu. Şunu söylüyorum ama yani en başta biz umudumuzu kaybetmedik. Ailece umudumuzu kaybetmedik. Zaten umudumuzu kaybettiğimiz an yenildiğimiz an olarak kabul ediyoruz. Biz kendi hali içerisinde, dayanışma içerisindeyiz. Birbirimizi tutuyoruz, bağlarımızı kuvvetlendiriyoruz. Yani e, sırası gelmişken hemen jenerikten sonra e, ekrana gelen o da Gül'ün e, bir röportajıydı. Gül Gündüz'ün. Onu da bir tekrar izleyelim hatırlayalım mı? Armut almadım, ben muz almadım, ben ne bileyim şeftali almadım. Ben bu yazın şeftali koca yazdı bir kere şeftali aldım ben. Şimdi hal böyleyken Erdoğan sanki ilk kez böyle bir meseleyle karşı karşıyaymış gibi, ilk kez böyle e, bir olay oluyormuş gibi Türkiye'de pazara çıktı. Pazara değil pardon. E, bir kooperatif markete tarım, gitti. Tarım kredi e, kooperatifinin marketine gitti. dedi ki ya bakın e, ucuz demedi, uygun dedi. şimdi Erdoğan'ın uygun bulduğu fiyatlarla sizin uygun bulduğunuz fiyatlar birbirinden farklıysa şimdi sorun sizde. Evet. öyle değil mi? Yani Aynen. şimdi e, Emine Erdoğan'la birlikte gidiyorlar torun torba alışveriş yapıyorlar. Şimdi Erdoğan ve Emine Erdoğan Allah aşkınıza markete mi gidiyor? Yani böyle bir meselede e, fotoğraf vermenin ötesinde